Yusuf. Sen ne dediğini farkında mısın? Farkındayım madem, biliyorum. Ani oldu biraz. Ama çok yoruldum. Çok yoruldum artık. Etrafımdaki herkesi mutsuz etmekten çok yoruldum madem. Baksana annemin haline. Ya bu yaşadıklarında benim payım çok büyük. Tamam. Anneni babanı mutlu ettik. Hadi benim babamı da mutlu ettik diyelim. Ama başkaları mutlu olsun diye evlenilmez ki Yusuf. Biliyorum, doğru söylüyorsun. Ben de bunu istemiyorum zaten. Bade, biz seninle iyi anlaşıyoruz. Konuşmamıza bile gerek kalmıyor. Sen beni anlıyorsun Bade. Çünkü biz seninle çok iyi iki arkadaşız Yusuf. Ama evlilik için bunlar yetmez. Evleneceğin insanı sevmen, aşık olman gerekmez mi? Yani Havva'yı sevdiğin gibi. Belki de gerekmiyordur. Hayatını geçireceğin insana güvenmen yeterlidir belki de. Güvenmek, saygı duymak. Bade, benim sana duyduğum böyle bir şey. Bu yüzden seninle olmak istiyorum ben. Sen de istersen tabii. Kızdın mı bana? Yo. Ne düşünüyorsun peki? Yani bu söylediklerim hakkında. Bade. Ben bunu sadece yaşadığım şeylerden kurtulayım diye istemiyorum. İkimize de iyi gelecek. Bak, seni mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yaparım. Her şeyi. İnan bana. Yusuf. Sen inanıyor musun buna? Sen başkasına aşıkken nasıl olacak bu iş? Bade, ikimiz de istersek olur. Yeni bir hayata başlayabiliriz. Sadece aşık olmak yeterli değilmiş. Ben bunu yaşadım, gördüm. Kendi gözlerimle gördüm. Bak, bu dediklerim senin doğrularına ters gelebilir. Anlarım. Benim de bir sürü doğrum vardı. Bir sürü. Kimseyi dinlemedim. Hep istediğim yolda yürüdüm. Annem babamı bile dinlemedim. Ama yanılmışım, en sonunda anladım işte. Onlar benim hep iyiliğimi istemişler. En doğru olanı istemişler. Sen de benim için en doğru olansın. Buna inanıyorum, buna inanmak istiyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Hissettiklerini, endişelerini çok iyi anlıyorum. Ben başkasına aşık bir adamla nasıl yeni bir hayat kuracağım, onu bilmiyorum Yusuf. Thank you.
Bade. Hayırdır? Sıkıntılı gibisin, bir yaramazlık yok değil mi? Yok. Yusuf'la konuşuyordunuz biraz önce. Hamiyet teyzenin durumuna çok üzgün. Biraz dertleştik öyle. Bunun da durumu zor tabii. Bir tarafta yengem, bir tarafta Havva. Kahve alalım mı? Bize iki tane kahve. Üç olsun. Buyurun. Sağ ol. İyi değil mi annem? Çok şükür kızım, çok şükür. Oğlum. Sen hangi... Sakin olun Hamiyet Hanım. Hangi cesaretle geliyorsun buraya? Geçmiş olsun. Ölüp ölmediğimi görmeye mi geldin? Ne olur sakin olun Hamiyet Hanım. Size dışarı çıkın lütfen. Defol buradan. Defol buradan. Ay. Oğlumla arama girmeye kalktın yetmedi. Şimdi ecelim mi olacaksın? Defol buradan. Ay. Hanımefendi lütfen dışarı çıkar mısınız? Allah'ım. Allah'ım kurtuluş yok mu bu kızdan? Oh. Ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Neyi mi merak ettin? Ne hale geldin mi? Dayanamadım işte Yusuf. Yanında olmak istedim. Yapma ne olur bitsin bu acı artık. İzin ver yanında kalayım. Zor bir ameliyat geçirdiniz. Dikkatli olmanız lazım. Sen beni düşünüyorsan... koş şu. Koş şu kızı buradan. Koş. 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 Yeter artık. Sayende ne hale geldiğimiz belli. Yeter artık, çık git hayatımdan, çık git. Ne oluyor burada oğlum? Sen ne arıyorsun burada kızım? Bilmiyor musun? Her şey senin yüzünden oldu. Çık artık hayatımızdan.
Bırak artık bu iş, bırak. Kendine de Yusuf'a da biraz rahat ver. Hadi git şimdi. Hava git istersen. Bu kızı kapıdan kovsak bacadan giriyor. Şimdi de hastalığımı bahane etmiş. Kalkmış buralara kadar gelmiş. Yüzsüz. Ben gerekeni söyledim anne. Sen üzme artık kendini. Yavrum, sen üzülmezsen ben de üzülmem. Tamam anne, tamam. Madem tamam, benim dediklerimi düşündün mü? Ha? Hak verdin mi bana? Ben Bahadır'a evlenme teklif ettim anne. Ah, ay. Ay çok sevindim. Çok sevindim. Yavaş yavaş. Hı? Dikkat. Birer birer. Evet. Evet. Hı? Çok güzel. Hava da pek güzel ha? Parka gider, biraz oturur, etrafa bakarız. Nereye Ayşe abla? Şöyle yürüyelim biraz demiştik. Şimdi olmaz. Toplanmamız lazım. O neden kızım? İstanbul'a gidiyoruz. Aa, hemen mi? Bir tanem, en doğrusunu yaptın. İnan bana, o kadar çok mutlu olacaksınız ki. Kendine zaman ver. İnan bana. Yusuf'u kabul etmedi mi yoksa? Kızdı akla anne. Yaşadığım onca şeye şahit oldu. Aklında sorular var tabii. Biraz zaman geçsin, ikna olacak. Bade'ye yakışan bu. Öyle hemen pat adına evlenme teklifi kabul edilir mi? Kız düşünecek tabii. Sana böyle deli gibi tutkun olsa bile düşünecek. Asma o güzel suratını. Bir tanem, şu çekmeceyi açar mısın? Bak orada bir kutu var. Bu mu? Evet. Aç onu yavrum. Tanıyor musun bu yüzüğü? Hatırladın mı? Hatırladım anne. Nikahımda babaannen takmıştı. Ona da kayınvalidesi takmış. Ne kadar önemli hissetmiştim kendimi o zaman. Sen zaten önemlisin anne. Yusuf'um. Bak, biz babanla evlendiğimiz zaman onu hiç tanımıyordum biliyor musun? Ama benim kocam oldu. Hayat arkadaşım oldu. Zaman zaman birbirimize kırıldık. Kızdık. Birbirimizi tanımaya çalıştık. Ama her şeyin üstesinden geldik bir tane. Bak hepiniz kaç yaşına geldiniz. Neden?
Çünkü aramızda aşktan daha önemli bir şey vardı yavrum. Güven. Saygı. Onlar beraberinde de sevgiyi, aşkı getirdi çocuğum. Eğer sen de Badiye'ye ondan bunları beklediğini hissettirirsen, inan çok mutlu olursun. Bak, demin dedim, artık bazı şeylerin gerçek sahiplerine gitmesi lazım. Bunu Badiye'nin parmağına tak çocuğum. İnan bana çok layık bir kız. Pınar ben çıkıyorum. Göz kulak ol buralara haydi. Allah Allah. Kız. Senin ne işin var burada? Delirdin mi yoksa? Konuşmamız lazım teyze. Evde kimse yok nasılsa. Nereden biliyorsun? Malum mu oldu? Herkes hastanede ya. Sakın bana hastaneye gittim deme. Duramadım. İyi halt ettin. Çık. Kendi akılsızlığın narına beni de yakacağım. Kız demeyecekler mi? Bu kız hastanede olduğumuzu nereden öğrendi? Teyze, Hamiyet Hanım'ın kalp krizi geçirdiğini bütün Ürgüp duydu. Senden bilmezler, merak etme. Her şeye aklın eriyor maşallah. Bana da kriz geçirtirmeden çabuk konuş. Yusuf ne dedi seni görünce? Hiçbir şey demedi önce. Öyle baktı, baktı. Sonra git dedi teyze. Acısını çıkardı benden resmen. Ama gözüne bakınca gördüm biliyor musun? Anladım, gerçekten seviyor beni. İsterse divane olsun. Eğer Hamiyet bu hastalığı oğluna silah olarak doğrultmazsa ben de bir şey bilmiyorum. Zannımca bu krizi de Yusuf'la konuşurken geçirmiş kadın. Kim ne yaparsa yapsın, Hamiyet Hanım da dahil buna. Kim ne yaparsa yapsın Yusuf yüreğindeki aşktan vazgeçmeyecek teyze. Göreceksin. İnşallah dediğine geliriz. İnşallah. İnşallah. Hadi. Bu gece Nevşehir'den İstanbul'a uçağınız var mı? Tamam. Üç kişilik yer ayırır mısınız? Rezervasyonlar Badepalalı adın olursa sevinirim. Tamam. Ben yarım saat içinde ofise uğrayıp biletleri alacağım. Teşekkür ederim. Thank you.
amcaoğlu. Bade'yi gördün mü? Sen daha iyi bilirsin amcaoğlu. Yanına geliyordu. Yanıma mı geliyordu? Dün akşam konuşacaktık ya. Hani bir yere gidelim içelim demiştim. Sana anlatacaklarım var. Unuttum ben amcaoğlu. Durumu biliyorsun işte. Hadi şimdi gidelim. Hem yengemin durumu da iyi. Yanında da kalan var nasıl olsa. Ya amcaoğlu benim acil bir işim var. Daha sonra konuşalım kusura bakma. Rüzgar'ı merak ediyorsun ama Rüzgar iyi maşallah. Keyfi yerinde. Pınar hiçbir şeyini eksik etmiyor. Merak etme. Hanımım sen ne zaman istersen üstünü değiştirebiliriz, tamam mı? Sağ ol Sultan. Yüreğimizi ağzımıza getirdin Aşam. Ama çok şükür yüzün gülüyor şimdi. Aşamki halimizi bir görecektin. O Yusuf Bey'im deli danalar gibi. O nasıl kahretmek? Seninle beraber öldü öldü dirildi vallahi. Neyse. Her şey geldi geçti artık. Şimdi ileriye bakalım. Çok güzel şeyler olacak inşallah. Çok güzel şeyler olacak. Sen öyle diyorsan bir bildiğin vardır hanımım. Sen var ya. Nasıl iyi tanıyorsun beni. Demeyeceksin mi? Sürpriz. Ha, sahi şu ilaçların var değil mi? Bunlar. Aa, ben bunu niye götürmedim konağa giderken? Başına bir şey gelmesin bunların götüreyim. Amanın başına bir şey gelmesin derken senin yadigar yok hanımım. Ay Sultan telaş etme Allah aşkına. Aa, vallahi yok yeminle bak. Beni aldın ayol. İyi çok şükür. Ver onu da onu da götüreyim ver. Veremem ki. Yok. Niye? Layık olanın parmağına takılmaya gitti. Nasıl yani? Bu gece için biletlerimizi ayırttım. Biraz fevri karar vermedin mi kızım? Daha nereye gideceğiz? Gidince nerede kalacağız? Onları bile düşünmedik. Hem bu acelemiz ne onu da anlamış değilim. Böyle olması gerekiyordu ablacığım. Neyse. Ben nakliyecileri aradım. Haber verdim. Birazdan gelip eşyaları alacaklar. Konağa götürecekler. Böyle kaçar gibi gidince huzuru bulacak mısın? Bak hala yüzün gülmüyor. Ben herkes için en doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Neyse. Ben gidip biletleri alayım. Esahtan Yusuf Bey'in Bade Hanım'la evlenecek mi yani? İnşallah. İnşallah Sultan. Ay sürpriz yapayım dedim ama ayol olmuyor ki. Vallahi içim içime sığmıyor. Sana anlatayım dedim bari. Ayol sevinsene. Ne sesin çıkıyor ne soldu. Bak muradımıza erdik işte. Yok. Sevindim hanımım da öyle sen birden söyleyince şaşırdım yani. Aklın yolu bir. Oğlum da inandı bana. İnşallah sonunu da hayırlısıyla getirirler de. Oh, gözüm açık gitmez o zaman. İnşallah hanımım. İnşallah. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Sultan. Bak bir şey diyeceğim. Bunların hiçbirisini kimse bilmiyor biliyor musun? Yılmaz Bey'im de mi? O da bilmiyor. Bak,
bu haber bir yayılırsa. Hele ki sizlerden biri duyarsa seni hiç affetmem Sultan. Ne ilişkimiz kalır ne de dostluğumuz. Bunu hiç aklından çıkar. Birden gidince merak ettim. Telefonunu açmadın. O yüzden eve geldim. Ben de kahve almıştım. Yanına geliyordum ama Havva ile konuşuyordunuz. Rahatsız etmek istemedim. Yusuf, ben eve gelince düşündüm. Bence sen Havva ile barışmanın yolunu bulmalısın. Sizin için en iyisi budur belki. Seni merak etmiş. Peşinden gelmiş. Sen düşünme şimdi bunları. Ben düşünmek istemiyorum çünkü. Ama Yusuf, şimdi sinirlisin. Peki sakinleşince? Bade, ben ne isterim biliyorum. Onunla bizim yollarımız ayrıldı zaten. Onu düşündükçe, yüzünü gördükçe yaptıkları aklıma geliyor. O yüzden bunları unutmak istiyorum ben. Hem bunları söylemeye gelmedim ben buraya. Sokak ortasında konuşmayalım. Akşam bir yemek yiyelim birlikte. Yok, olmaz. Yani çok yoruldum. Bence bugün sen iyi, güzel bir dinlen. Yemekte dinlenirim ben. Akşam alırım seni. Tamam. Bade Hanım. Şirkette misin baba? Evet. Neden sordun? Seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Hemen geliyorum. İyi. Gel bakalım. Barışacağım hayalinde. Öteki düğünü derneği kurmuş bile. Gel de çık işin içinden Sultan. Şimdi buna yer vermeye de gelmez. Ortalığı harman yerine çevirir vallahi. O zaman okkanın altına gene sen gidersin Sultan Hanım. Sen yazdıysan boz. Efendim. İyi günler. Havva Hanım mı? Buyurun benim. Merhabalar Havva Hanım. Ben belediyeden nikah memuru İsmet. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? Yusuf Bey'i arıyorum ama ulaşamadım. Nikah yeriyle ilgili kesin bilgi verecekti bana. Mümkünse siz bu konuda yardımcı olur musunuz? Malum az zaman kaldı. Gerekli ayarlamalı yapalım ki bir tatsızlık çıkmasın değil mi? Haklısınız İsmet Bey de biz nikah tarihini ertelemek zorunda kaldık. Öyle mi? Haberim yoktu. Haklısınız haberiniz olmaması çok normal ama kayınvalidem rahatsızlandı. O yüzden nikahı erteliyoruz biz. Geçmiş olsun efendim. O zaman yeni tarih belli olunca gelirsiniz tekrar konuşuruz. Tamam. Oldu İsmet Bey sağ olun. Yusuf Bey'e çok selamlar. Aleyküm selam sağ olun. İyi günler. İyi günler. Efendim abicim. Ne haber kardeşim? Ne olsun, bildiğin gibi. Senden ne haber? Ben hiç iyi değilim. Canım burnumda. Al benden de o kadar. Ne dersin? Buluşup bir iki kadeh parlatalım mı? Tamam, sen bizim mekana geç. Masayı kur. Ben de çıkarım birazdan, gelirim.
Hoş geldin Bade. Geç otur. Sana şöyle güzel bir kahve söyleyeyim. Birlikte bir kahve içelim. Sağ ol, ben bir şey içmeyeceğim. Yine ateş almaya geldin, öyle mi? Laflarını her zamanki gibi böyle peş peşe sıralayıp gideceksin. Doğru. Artık aramızdaki ilişki böyle oldu. Ateş alıp ateş vermek gibi. Peki. O zaman hiç uzatmayayım. Yusuf'la ilgili dediklerimi düşünüp bir karar vermişindir. Hayır baba. Sana söylediğimi yapmaya karar verdim. Bu gece annemle İstanbul'a taşınıyoruz. Allah Allah. Benim karımla yani, öyle mi? Böyle olmasını ben de istemezdim. Burada yaşamanın yolu senin koyduğun şartlara uymaktan geçiyor. Bu da bana uymaz. Annemi de burada bırakamayacağıma göre başka çarem yok. Sen fazla oluyorsun küçük hanım. Benim iznim olmadan karımı alıp hiçbir yere gidemezsin. Ne olur uzatmayalım. Akşam evdeyiz. Vedalaşmak istersen gelirsin. İyi akşamlar. Buyur kızım, hoş geldin. Ben evi boşaltıyorum Remzi Bey. Niye? Bir yer mi akıyor, kokuyor? Yani bir sorun varsa hallederiz hemen. Yok, hayır. Evle alakalı bir sorun yok. Öyle olması gerekiyordu. Biliyorsun, müessesemizde alınan para geri iade edilmiyor. Sana yenisini bulalım. Ben zaten parayı geri almayacağım. Anahtarı vermeye geldim. Ama böyle benim içime sinmez ki. Sana yeni bir ev bulalım. Bak, elime çok yeni evler geldi. Çok güzel. Bak, hele bir tanesi var. Saray gibi saray. Ben İstanbul'a taşınıyorum Remzi Bey. Eve falan ihtiyacım yok. Ya, niye ki? Size hayırlı işler. Bunlar da cins be cins. İyi akşamlar. Yusuf Bey oğlum. Bade hazır mı? Şey, Bade daha gelmedi. Bu eşyalar kimin, hayırdır? İstanbul'a gidiyoruz ya. Sen bilmiyor muydun yoksa? Yusuf'tan ayrıldığını duyduğum zaman pek bir heveslenmiştim geri döner diye. Ne yalan söyleyeyim. Yaptırdım çiçeğimi, çikolatamı, dayandım kapısına. Hadi ya. Bana söylememiştin. Nesini söyleyeyim abi? Hı? İçimin nasıl yandığını mı? Havva'nın nasıl perişan olduğunu mu? Eşikte beni gördü. Gözlerini gözlerime dikti. Biz seninle yapamayız artık Cüneyt dedi. Ben Yusuf'a sevdalıyım. Benim en büyük engelim sevdam dedi. Bugün gördüm parkta. İki göz iki çeşme ağlıyordu. İçim nasıl yandı anlatamam. Yarasını saramadığıma mı yanayım? Yusuf için ağladığına mı yanayım? Yusuf'un da çok umrunda sanki. Arkasını döndüğü gibi unuttu Havva'yı. Gideceğiz diye de her şeyi boşalttık. Şimdi birdenbire niye böyle bir karar verdi ki? Vallahi bir şey söylemedi. Ama bence Celal Bey'in parmağı var. Ne yapıyorsun Ayşe Kalfa? Akşama yemek hazırlığı Sezer Hanım. Sen içeri geç de toplanacakları hallet. Ben oğlumla birlikte yaparım yemeği. Hadi. Peki. Siz zahmet etmeseydiniz. Aa, ne zahmeti oğlum. Sen özlemişsindir benim domatesli pilavımı.
Hadi bana yardım et. Şu domatesleri yıkayıver. Oldum Cüneyt. Vallahi ben tahmin etmiştim abicim. Gördüğüm ilk dakika bu iş tamam dedin. Tamam değil Cüneyt kardeş. Yusuf'la konuşmadan da tamam olmaz. Dün konuşayım diye niyetlendim. Yengem hastanelik oldu. Bütün akşam onunla uğraştık. Bugün bütün gün peşinde koştum. Herif oralı bile olmadı. Ama lamıcım yok kardeşim. Bir an önce konuşup önünü kesmem lazım. Neyin önünü keseceğim dedin anlamadım ben. Yusuf'un. Bu hayatta her zaman karşımda oldu. Neye niyetlendiysem, neye heveslendiysem hep engel oldu. Sanki hancıoğullarının prensiydi. Bir sığır evlat. Bu hayatta bütün kötülüklerin, bütün marazların acısını ben çektim. Ama onun gönlü hep ferah tutuldu. Her dediği yapıldı. Yangını söndürdüler, içini ferahlattılar. Bu sefer de acısını badeyle dindirecek. Onu elimden alacak diye çok korkuyorum kardeşim. Havanın acısını onunla unutacak diye aklım gidiyor. İzin verme kardeşim, izin verme. Boz ezberimi. Adam gibi anlamıyorsa zorla anlat. Çık karşısına. İlk ben sevdim de. Benim sevdam de. Sevdana adam gibi sahip çık Mehmet kardeş. Yoksa benden beter olursun. Vedalaşmaya mı geldin? Hiç kimse bir yere gitmiyor. Baba, gerçekten seninle tartışacak gücüm yok. Boşuna uğraşma. Anneni bu kapıdan dışarı çıkarmayacağım. Bu karara sen sebep oldun baba. Sakince vedalaşacaksan buyur. Yok, olay çıkaracaksan sakın gelme. Annem nerede? Mutfakta yemek yapıyor. Sezer mi? Hı hı. Nasıl yani? Bayağı bayağı yemek yapıyor. Yalnız değil ama. Aç bakalım ağzını. Oh, yarası. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Ne zamandır yapmıyordum. Ama hala elimin melekesini kaybetmemişim. Hadi sen de salatayı masaya götür. Bade şimdi gelir. Sonra da hep bir... Ah, geldi de işte. İyi akşamlar. Senin ne işin var burada? Oğlum bana yardım etti. Birlikte yaptık yemeği. Hadi Celal'cim, al ekmekleri masaya götür. Seninle daha önce ne konuştuk biz?
Ne işin var senin bu evde? Bade ile konuşmaya gelmiştim. Konuşacak bir şey yok. Sana şartımı söyledim. Kabul etmemişsin ki Bade İstanbul'a gitmeye karar verdi. Ben de o yüzden geldim zaten. Bade'ye evlenme teklif ettim ben. Cevabını öğrenmeye gelmiştim. Ama İstanbul'a gideceğini öğrendim. Nasıl? Sen Bade'ye evlenme teklif ettin. Ama o kabul etmedi, öyle mi? Aslında kabul etmemek de haklı. Böyle aniden oldu. Şaşırdı galiba. Eğer ikna edebilirsem vazgeçirebilirim onu gitmekten. Peki sen onu sevdiğin için mi teklif ettin? Yoksa ben istediğim için? Bunun sizde bir ilgisi olması imkansız. Ben istediğim için teklif ettim. Hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim. Bade bade diye ortalığı belbeleye verdin. Kendini doldurdun yetmiyormuş gibi. Bir de Yusuf'un beynini etini yediğinle kaldın. Ne oldu? Niye ne olmuş ki Bade? Bir hat olduğu yok. Bade'nin ne Yusuf umuru ne de bir başkası. Bugün geldi, anahtarları verdi. İstanbul'a gidiyormuş, oraya yerleşecekmiş. Sen de koca serveti kaçırdığında kaldın işte. Kapat şu mevzuyu artık Remzi. Geç kızım, otur. Hadi bakalım, uzatın tabaklarınızı. Uzun zamandır pişirmemiştim. Biz bu gece İstanbul'a taşınıyoruz. Biliyorum, Ayşe abla söyledi. Yusuf da bizi uğurlamaya geldi herhalde. Yo, seni vazgeçirmeye geldim. Sen de ver tabağını oğlum. Yemeğini koyayım. Niye arayıp duruyorsun sen beni ya? Müjdem var teyze sana, müjdem. Hayırdır? Biraz önce konuştum babamla. Bade toparlanmış, gidiyormuş, İstanbul'a dönüyormuş kız. Teyze kurtuldum, kurtuldum. Nasıl ya? Basbayağı ya, öyle dedi işte babam, gidiyormuş kız. Ama ben hissettim biliyor musun? Biliyordum ben. Bak göreceksin. Yusuf da affedecek beni. Kız bana bak. Sen yine de bu kadar çok heveslenme. Acısı fena çöreklenir sonra içine ha. Ya niye böyle felaket habercisi gibi konuşuyorsun ki sen? Allah Allah. Öyle o hemen olmayacak ki. Ama olacak. Yusuf bana dönecek, bak göreceksin. İnşallah dediğin gibi olur.
Bana bak, şimdi herkes eve gitti. Hamiyetin başında ben duruyorum, tamam? Sonra görüşürüz. İyi, tamam, hadi. Haydi. Rakı alır mıydınız? Alırım. Siz de eşlik eder misiniz bana? Beni mazur görün. Size afiyet olsun. İçme tabii. Bak ne güzel sohbet ediyoruz. Sen nasıl istersen sultanım. Sen bana eşlik edersin herhalde. Olur. Biraz daha ister misin? İstemem mi? En sevdiğim yemek. Çiftlikteyken sıkça yapardı bu pilavı. O zaman benim bir de cins hatlarım vardı. Bade yurt dışına okumaya gidince... benim de iş güç yoğunluktan dolayı atlarla pek ilgilenemedim. Hepsini sattım. Atları seviyorsunuz galiba. Evet. Hem de nasıl? Bana at binmeyi babam öğretti. O zaman haftaya hep birlikte at çiftliğine gidelim ha? Ne dersiniz? Aa, çok iyi olur. İşten güçten fırsat bulup ne zamandır at binmemiştim. İyi olur. Tamam. Hangi gün uygunsanız ben ona göre işlerimi ayarlarım. Tamam. Hani oğlum bitirmemişsin yemeğini? Çok beğenmiştin ya. Çok beğendim aslında, elinize sağlık. Böyle sohbete dalınca unuttum. Al bakalım. Biraz da turşu ye. Ayşe yaptı bunu. Çok güzel. Sağ ol. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Uyumadın mı sen daha? Uyku tutmuyor ki. Teyzenle konuştuklarını duydum. Anne. Ne olur bana kızma. Biliyorum kızıyorsun. Canım acıyor diye üzülüyorsun biliyorum. O yüzden benimle bu kadar konuşuyorsun, hırpalanıyorsun. Ama yapma. Ben dersimi aldım anne. Aldım. Yusuf hele bana bir dönsün. Bir gelsin. Seni de onu da bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağım. Yine o gurur duyduğun kızın olacağım ben. Bari sen güven bana. Ne olur. Tam 10 gün kapısının önünde böyle bekledim. Bir dönüp bakmadı. Sonra bir gün bir yağmur, bir yağmur sırılsıklam ıslandım. Beni sırılsıklam görüp halime acımasa belki tanışamayacaktık, evlenemeyecektik de. İyi ki yağmur yağmış o zaman. İlaç saatim geldi. Ben getiririm anneciğim. Sen hiç zahmet etme. Bu gece sultanıma ben hizmet etmek istiyorum. Gel. Onları da bizi de ayırma bari. En azından bir şans ver, deneyelim. Thank you.
Bak İstanbul'a gidecekmişsin. Buna çok üzüldüm ben. Sabah neler konuştuğumuzu biliyorsun işte. Yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yapma ne olur. Yusuf. Öğlen yemeğe çıkalım demiştim. Bunu o zaman verecektim aslında. Ama burada olması daha iyi oldu. Sen de istersen bunu başarabiliriz madem. İçimden bir ses haklı olduğunu söylüyor Yusuf. Sen bu gece yıllardır beklediğim bir mucizeyi gerçekleştirdin. Bizi aynı sofrada topladın. Ben de sana inandım. Bence de Yusuf, biz birbirimize iyi geleceğiz. Pişman olmayacaksın. Anne. Baba. Söyle güzel kızım. Biz Yusuf'la evlenmeye karar verdik. Siz zaten evlisiniz ya kızım. Nikah tazeleyeceklermiş sultanım. Nikah tazeleyeceklermiş. Gel bakalım amcaoğlu. Babana selam söyle Yusuf. Annene de geçmiş olsun dileklerimizi ilet. Aleyküm selam, sağ olun. Kim hastaymış? Da. Yorulunca hastalığı çok çabuk nüksediyor. Gel hatun, ben seni yatırayım. Her şey için teşekkürler. Çok güzel bir geceydi, sağ ol. Sayende Yusuf. Görüşürüz sonra. Mehmet. İyi akşamlar. Hani sen konaktaydın? Gidiyordun. Arabanı burada görünce geleyim alayım dedim. İsterseniz dışarıda konuşalım. Hem hava alırız. Tamam. Gel amcaoğlu gel. Bak. Oğlum ne vardı bu kadar içecek? Amcaoğlu, neydi vereceğin haber? Tamam, daha sonra konuşuruz, gel. Yusuf. Şimdi konuşalım. Biz Bade ile evleniyoruz.
Mehmet. Mehmet biraz fazla kaçırmış. Sonra konuşuruz. Mehmet. Ben arabayı getireyim de gidelim artık. Sonra görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Mehmet. Ne yapıyorsun? Şaşırdın biliyorum. Ama Yusuf'u suçlama olur mu? Ben istedim. Sonuçta bu benim seçimim. Evlenmeyi ben istedim. Senin seçimin mi? Benim kadar mutlu olmamı kimse isteyemez Fade. Ama mutlu olamayacaksın. Yusuf'la mutlu olamayacaksın. Oğlum ne oldu? Ağzından tek kelime çıkmıyor. Niye böylesin? Yanlış yaptın Yusuf. Neyi yanlış yaptın Mehmet? Sen Bade'yi mutlu edemezsin. Allah Allah. Oğlum nereden çıktı şimdi bu? Niye böyle konuşuyorsun? Havva'yı cezalandırmak için yapıyorsun bunu. Ama Havva'yı böyle severken olmaz. Doğru söylüyorsun belki. Belki yanlış yapıyorum Mehmet. Ne olacağını da bilmiyorum. Oğlum kızı istemese benimle niye evlensin? Bak benim derdim başımdan aşkım. Ne olur bir de sen böyle yapma. Yapma. Hadi gel. Gel içeri girelim. Yat dinlen biraz. Gel. Ben ömür boyu uyusam da... İçimdeki yangın sönmez Yusuf. Sen git yat uyu. Ben biraz bahçede hava alacağım. Thank you.
ben yine yapacağını. Canımı alır lan! Ben bu canı sende korumayayım lan! Acıyor mu anneciğim? Hanımım böyle iyi değil mi? İyi kızım, iyi. Oh, çok teşekkür ederim. Çok iyi geldi. Zaten beni taşa otursalar çok memnun kalacağım. Ayol hem evimdeyim hem bana müjdeler verdiniz. Oh. Günaydın. Ay gelin gelin gelin. Geç yavrum, geç benim güzel gelin. Hastaneden çıktım, bu kadar mutlu olmadım. Ne kadar mutlu ettiniz beni. Ne kadar. İnşallah çok mutlu olursunuz. İnşallah abiciğim. Allah mesut etsin beyim. Sağ ol abla. Yılmaz Bey. Sonunda oğlumuzun mürvetini göreceğiz inşallah, değil mi? İnşallah Miyaz Hanım. Yani çocukların birden böyle bir ani kararları beni şaşırttı ama inşallah mutlu olacaklar. Neden olmasınlar ayol? Baksana şunların haline. Ne kadar birbirlerine denkler. Ne kadar yakışıyorlar. Hanımım, çayları getireyim mi? Getir kızım, getir. Doldur hadi. Mehmet nerede? Uyuyor mu yoksa daha? Dün gece geç yattı biraz. Uyanamamıştır hala. O zaman kaldıralım. O da duysun bu haberi. Çok sevinecek eminim. Anne, biz zaten söyledik. Mehmet biliyor mu? Biliyor amca, biliyor. Sultan, hadi git söyle. Bak, kahvaltıda bekliyoruz onu. Uyandırmasaydık. Kızım. Şimdi bir başkasından duyarsa sinirlenir Mehmet. Ben huyunu biliyorum. Ayrıca herkes ne nedir bilsin, değil mi? Dur Sultan. Ben çağırdım. Hadi kalk. Ne oluyor baba? Bizden önce almışsın haberi ha? Bade ile Yusuf. Demek rüya değildi ha? Hadi kalk toparlan. Millet sofrada bekliyor seni. Hastaymış dersin. Olmaz Mehmet. Tavır koyduğun belli olur. Çok umurumda sanki. Okyay'dan çıkmadan önce anlatacaktın her şeyi Yusuf'a. Durumu bilseydi kalkışmazdı bu işe. Kabahat senin. Madem vaktinde anlatmadın, şimdi sesini kesmen gerek. Yakışık almaz. Birinizin de insafı olsun be. Canım yanıyor baba, anlamıyor musun? Arzu'da yaşadığımdan daha da ağır bu. Böyle kaçarak bir yere varamazsın.
Aynı çatı altında yaşayacaksınız bundan böyle. Hep karşında olacaklar. Bir an önce kendine alışırsan iyi edersin. Daha nikah kıyılmadı. Hadi. Hadi kalk, yüzünü yıkayalım, kalk. Açsana şunu tepemde zır zır zır. Belli ki mühim bir şey işte. Yok hanımım, bizim köyden. Ben bakarım şimdi ona. Sizi rahatsız etmeyeyim. Nikah ne zaman? Daha bir şey düşünmedik anne, konuşmadık. Ah canım, hoş geldin, günaydın. Bak biz de Yusuf'la Bade'nin nikahını konuşuyorduk, tam üstüne geldi. Çocuklar, benim aklıma şahane bir fikir geldi. Bilmem siz ne dersiniz? Bu akşam kıyalım mı bu nikahı? Yıldırım nikahı yapalım mı? Bu kadar ani bir karara, bu kadar ani bir nikah yakışır. Ne dersiniz? Günaydın. Günaydın. Çayın kokusuna mı uyandın? Hayırdır? Ne zamandır elin iş güç tutmuyordu? Uyuyamadım ki. Öyle erken kalkınca kahvaltı hazırlayayım dedim size. Kahvaltı bir bitsin, evle de uğraşacağım biraz. Anne, oyalanmam lazım, yoksa dayanamayacağım. Sen kendini bir düşe kaptırdın ama hayırlısı. Sonunda sükutu hayale uğramazsın inşallah. Ha bir de böyle düşündün mü kızım? Yusuf beni sevmekten vazgeçmez anne. İyi de bu seni affedeceği anlamına gelmez. Ya aksi olursa? Ağzından helalsın ya. Anne söyleme böyle şeyler. Allah aşkına aklına bile getirme ya. Ben Yusuf'u biraz tanıyorsam... sonunda aşk galip gelecek, göreceksin. Yusuf bana gelecek. Biz doğum günümde evleneceğiz. İnan bana biraz ya. Bu akşam demek ki bağ evinde kıyıyoruz nikah.
Acele etmeseydik. Hem siz de daha iyileşmediniz. Hazırlıkları yetiştiremeyiz. Hazırlık yok. Sadece bir nikah işte. Yengemin acelesi var. Belki gelinimizi kaçırırlar. Uzatmaya gerek yok yani. Tabii siz karar vermişsiniz. Bir an önce yapalım tabii. Zaten bu işi böyle çok fazla dallandırıp budaklandırmayın. Yani bir şey için söylemiyorum. Allah eksikliklerini göstermesin. O gelecek, bu gelecek, o soracak. Vallahi bu beni daha çok yorar çocuklar. Biliyorsunuz hastaneden de yeni çıktım. Çok hoşsun Hamiyet. Dur bakalım Bade kızımız ne düşünüyor bu konuda? Ay Yılmaz Beyciğim. Yani 40 yılda bir şey istiyorum. Kalabalıkla uğraşamayacağım diyorum. Kötü bir şey mi diyorum? Biz şu nikahı bir an evvel kıyalım. Ben kızıma 40 gün 40 gece düğün yaparım vallahi. Madem öyle istiyorsunuz, bu akşam yapalım nikahı. Ha işte bu kadar. Zaten kalabalık da olmayacağız bir tane. Bir biz olacağız. Bir de senin ailen. Sezer Hanım'la Celal Bey. O kadar işte. Yusuf'um, hadi bir tane. Siz Mehmet'le çıkın da muamelelere falan bir an önce başlayın. Ha? Benim işim var yenge. Yusuf ihtiyacı olursa arar beni. Peki. Afiyet olsun. Sen Neriye Hanım? Canım oğlum evleniyor Allah aşkına. Dur yavrum biraz yardım et bana. Yani böyle oturacak halim yok ya. Bir tarafından tutacağım değil mi? Merak etmeyin bir şey olmaz. Eline sağlık yenge. Pardon anlamadım. Ne yaptın ettin Bade ile Yusuf'u evlendiriyorsun? Ay ya vallahi nasıl sevindim sana anlatamam. Ne kadar sürpriz oldu benim için de bir bilsen. Öyle olmuştur. Bana bak. Bu akşam bir tek arıza çıkmayacak. Bu konakta olup bitenden de kimsenin haberi olmayacak. Gözlerimin içine bak. Anladın değil mi? Bu nikahın huzur elçisi sensin yani. Unutma. Thank you.
Efendim Cüneyt. Abicim sabahtan beri kaçtır arıyorum. Neredesin Allah aşkına ya? Akşam Yusuf'la konuşmaya gideceğim dedin. Ne sesin çıktı ne soluğun çıktı. Neredesin? Şirkette. Tamam ben de yakında bir yerdeyim. Kahveleri söyle geliyorum hemen. İçerisi bitti de şimdi dışarıyı mı kazımaya başladı bu? Var mı kızın üstüne Remzi? Bırak kendi halini. Aman. Elvan'la bir alakam kalmadı. İsterse bütün mahalleyi süpürsün. Yani kahveler? Ne yapıyorsun Mehmet kardeş? Heba ettiğim hayatıma bakıyorum kardeşim. Akşam işler pek yolunda gitmedi anlaşılan. Ezberi bozamadım Cüneyt. Yusuf'un karşısına dikildim konuşayım diye. Ama o önce davranmış. Badem'in parmağını yüzüğü takıvermiş. Yapma be. Yapamadım kardeşim. Hiçbir bok yapamadım. Evleniyoruz dediler, öylece baka kaldım. Herif akşam bağ evinde sevdiğim kadına nikah kıyacak kardeşim. Ben geçip alkışlayacağım mı ha? Reva mı lan bu bana? Güzel kardeşim. Seni en iyi ben anlarım. Canın yanıyor tamam. Ama silah şakaya gelmez. Şeytan doldurur maazallah. Doldursun kardeşim. Doldursun da çektiğim acılardan kurtulayım. Olmaz öyle şey. Bırak şunu hadi kalk dışarı çıkıp biraz hava alalım hadi. Hadi. Hem istersen gider bir yerde içeriz. Alkol bu işin ilacı. Tecrübe ile sabit yani. Hop 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 hop. O da bende emanet kalsın sonra bir ara alırsın hadi. Seni öyle bir yere götüreceğim ki bayılacaksın abicim. Mezeler desen o biçim, müzik desen şahane. Sen beni meydanda atıver Cüneyt. Niye ya? Giderdik hem açılırdın biraz be abicim. Biraz yalnız kalayım, kafa dinlerim. Peki, nasıl istersen. Ay maşallah. Ay ne kadar çok yakıştı biliyor musun? Yakıştı mı gerçekten? Ay kızım. Elem teref işkem gözleri şiş. Ay nazarlardan sakla ya Rabbim. Çok güzel bir gelin oldun ayol. Değil mi Münevve? Çok güzel olmuşsun. Sağ ol.
karısı senin de başına ha. Sağ ol anneciğim. Oo, yakışıklı oğlum benim. Nasıl, mutlu musun aslanım? Ne için hazırlanmıştık şimdi, ne yapıyoruz baksana baba. Ama senin için rahat olsun. Mehmet nerede kaldı amca? Biraz önce aradım, cevap vermedi. Şimdi bir daha arayayım. Hoş geldiniz. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhaba. Kusura bakmayın biraz geciktik. Aman olsun Celal Beyciğim. Zaten badeyi de daha yeni yeni hazırladık. Böyle aceleye gelince işi gücü ayarlamakta da biraz güçlük çektik onun için. Kusura bakmayın tekrar. Efendim çocuklar alelacele böyle evlenmek isteyince biz de üzerimize düşeni yapalım istedik. Kim evleniyor Celal? Ne hazırlığı bu? Ah, kusura bakmayın. Sezer'in biraz rahatsızlığı var da bizi biraz hoş görün. Kusura bakmayın. Ben sana anlatırım hayatım. Çok affedersiniz. Bilmiyorduk gerçekten. Ya, rica ederiz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Anne, senin ayakta durmaman lazım. Sezer Hanım'la beraber şuraya geçin oturun. Buyurun. Doğru söylüyorsun ya. De. Buyurun. Buyurun şöyle oturalım. Abla ne arıyorsun? Arabanın anahtarı nerede? Ne yapacaksın ki? Daha ehliyetin bile yok. Anne arabanın anahtarı nerede dedim? Anne! Ver anahtarı! Anne hadi! Ölüm öp kullanma. Thank you.
Hadi hayırlı işler Mustafa abi. Görüşürüz Cüneyt, hoşça kal. Sağ ol. Abicim hayırdır ya? Kaza var kardeşim, hadi geç geç. Delinin teki arabayı duvara sürmüş. 25 yaşında bayan. Nüfus cüzdanı Havva Karagül adına. Tekrar ediyorum, Havva Karagül. Havva? Tansiyon çok düşük, bilinç de kapalı. Havvam! Havvam! Ne oldu havvam? Tansiyon yok. Kolunum durdu. Efendim. Bırak beni, bırak! Efendim. Bırak beni, efendim. Bırak! Bırak! Arabanıza geri dönün. Beyefendi. Havvam! Yalvarırım, bir şey söyleyin, yaşıyor mu? Lütfen beyefendi, lütfen. Bana geçer misin? Nabız alamıyor, nabız alamıyor. Solunum durdu. Havvam! Ben bir lavaboya gidiyorum.